Acil beni istetmişsin. Hayırdır? Duyduk olanları koçum. Kazan başkan bacını istemiyormuş. Bacın da başkanın adamının kafasına atmadığını bırakmamış. Artık zengin dünürlerin yok. Ne olacak bu borç? Bu kız ne yaptığını zannediyor ya. Tamam bir şekilde. Ya ne bileyim ben nasıl ödeyeceğim bu borcu? Nasıl mı ödeyeceksin? Sana bir kolaylık yaparız. Bak şimdi. Uyuşturucu satacaksın. Bu bir. Şadiye de benim adıma çalışacak. Bu da iki. İkisini de geç. Başka bir yol varsa onu söyle. O zaman ben ilk taksidi kendi yöntemlerimle alayım. Gerisini sen yavaş yavaş... Ne ayaksın lan sen? Nasıl çıkıyorsun lan sen kitle odadan ikide bir? Abi ben çıkarım. Ben çıkarım da sana ne oldu sen bir onu anlat bana. Böyle bir çok dertlisin bugün. Anlat. Anlat abi. Dertliyim. Dertlerim var. Sıkıntılı adamım ben. İçimden bu sıkıntıyı atmam lazım. Atmazsam sıkıntılı durumlar oluyor. Dava açıyor ablam bana. Niye yapıyor böyle şeyler ya? Abi, ciddi mi soruyorsun sen bunu bana be? Espri yapar bir halin var mı? Viski versene sen bana şuradan. Abi veririm. Sonuç itibariyle viskiler senin, bardaklar senin, ev senin ama... bu içki denilen menet var ya, böyle dertli olduğun zaman çok fena yapıyor. Çay demleyelim abi. Güzelce çayımızı demleyelim. Oturalım, dertleşelim. Sen bana derdini anlat. Ferahlarsın abi. Terapi gibi düşün bunu. İyi, hadi. Biliyor musun bu evde herkes erken uyuyor tavuk gibi. Gıcık oluyorum. Sen maşallah böyle bu saatlerde cin gibisin ha. Ya abi sen bana ne bakıyorsun? Yani bendeki mesleki alışkanlık öyle. Uzatma Şadiye, bitti gitti o işler, bitti. Ya, tamam be, tamam. Allah Allah. Necati abi, rahatsız olma, rahatsız olma. Ne olur, ben balkonda birazcık hava alacağım. Sen keyfine bak, seyret. Sen geç otur bakayım şuraya. Suratın limon satıyor. Hayırdır? Vallahi ne sen sor ne ben söyleyeyim ya. Manyak kırmak herkese huzursuz ediyor. Deniz allak bullak. Fırat iki arada kaldı. Gitsin de kalsın da maymun oldu kızın elinde. Ben zaten işten mi atılacağım, kovulacak mıyım belli değil. En mühimi de Şadiye hala bulunamadı. Kocaman şehir. O istemezse bulamazsın. Senin anlayacağın hayatım kasama günlerindeki karmaşıklığına geri döndü yani. Eskiden ne güzeldi benim hayatım ya. Giyinirdim, kuşanırdım, süslenirdim. Gezerdim, tozardım, işim dedim, gücüm dedim. Hiçbir şey umurumda değildi. Sonra böyle bir gün gökten Fırat düştü önüme. Arkasından Sermet geldi. Arkasından ırmak bana taktı. Her şey birbirine karıştı. Abi be, ya benim ne zamandır böyle aklıma takıldı. Senin bu hayatında ya hiç mi aşk olmadı? Hani bunca zamandır. Yani hani hep ablamı mı bekledin sen? Bunca sene böyle kadınsız madınsız yani hani. Lan sen benimle nasıl konuşuyorsun lan? Nasıl konuşuyorsun lan sen benimle? Ben senin abinim lan ayarsız. Ya canım oldu yani daha önce 3-5 tane ilişkim oldu. Hatta bir tanesiyle bayağı ciddiydik. Böyle tatile falan da gittik. Venedik, Paris falan filan gezdik. İyi tuttum kendimi, sıktım oralarda ama artık Barcelona'da da dayanamadım. Film koptu. Orada manyak bir park var. Orada meydanda bıraktım kızı. Kalktım geldim İstanbul'a, hala beni arıyordur. Gülme lan. Abi çok ayıp etmişsin ama ya. Ne yapayım? Sıkıp boğazının canını mı alayım? Kızın bir suçu yok. Kızın suçu narin olmamak. Abi mesela yani olmaz olmaz da hani olur ah.
ablam diyelim ki evlendi, yani evlenmez de diyelim evlendi. Ne yapacaksın o zaman? Allah korusun Şadiye. Ama yapacak bir şey yok. Evli kadına bakmak bize yakışmaz. O yüzden uğraşıyorum zaten evlenmesin diye. Anlıyorum abi. Ya Şadiye. Sen bana bir yardımcı olsan ha. Bir kardeşlik yapsan. Konuşsan şu ablanla dava açmasa. Vallahi abi ben konuşurum. Yardım ederim de yani. Çok zor o iş. Hani artık kızın tepesi nasıl attıysa hani. Ya tamam yaptık bir şeyler de isteyerek olmadı yani. Tamam ben de döneceğim fabrika ayarlarıma. Yardım et işte. Abim ederim yardım etmez miyim? Bak şimdi şöyle yapalım. Sen nasıl olsa bana bu evi alacaksın ya. Ha benim de sana bir faydam dokunsun yani. Allah Allah sen nasıl bir insan evladısın ya. Hayatta her şey maddiyat değil ya. Manyak mısın kızım sen ya? Aklını kullansana. Ablanla evlendiğim zaman memleketin yarısı senin olacak. Vallahi kimse kusura bakmasın abi. Ben kendi günlük kazancıma bakarım. Sonuç itibariyle mesleki olarak. Senin mesleğine ha. Gerizekalı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.